Şimdi görüyorum ki en fazla merak edilen bilgilerden bir tanesi spor boy uzatır mı? Hatta biraz daha spesifik olalım. Barfix'e asılmak ya da bir yere asılmak boy uzatır mı? Yüzmek boy uzatır mı? Pilates, özellikle pilates reklamlarında çok kullanılıyor. Acaba pilates boy uzatır mı? Bunlar gerçekten hepimizin merak ettiği konular. Çünkü ben uzun yıllar modellik yaptım ve boyum 1,82. Modellik yaptığım yıllar en kısa model oldum. Her defilede, her fotoğraf çekiminde, neredeyse bulunduğum her yerde en kısa model bendim. O yüzden ben de hep merak ediyordum. Yani 18 yaşımı artık geçtim ama bu pilatesle, yüzmeyle ya da barfix'e asılarak hala boyumu uzatabilir miyim diye. Ya da kürek sporuna başlamıştım. Milli takımda bir sporcuydum. Milli takımda bir kürekçiydim. Ve kürek takımındaki en kısa boylu adam yine bendim. Yine merak ediyordum. Acaba böyle sihirli bir ilaç var mı? Ya da yapabileceğim acayip değişik bir hareket var mı? Beni hala bu 17-18 yaşımdan sonra boyumu uzatabilecek herhangi bir çözüm var mı diye merak ediyordum. Şimdi aynı soruları sizin de merak ettiğinizi görüyorum. Çünkü hem Instagram'da hem YouTube'da sizden bu konuyla alakalı farklı farklı sorular alıyorum. Eğer sen de internette geziyorsan ve boyunu uzatacak egzersizler merak ediyorsan ya da ne yaparak boyunu daha fazla uzatabileceğini merak ediyorsan, kendi boyundan çok mutlu değilsen, böyle bir santim bile, belki yarım santim bile seni daha mutlu edecekse, psikolojine daha iyi gelecekse ve bunun çözümlerini arıyorsan, şu anda doğru videodasın. Okey, boy uzatmakla alakalı olan en bariz iki bilgiyi hemen söyleyelim. Bir, kemikleriniz, gelişim döneminiz bittikten sonra artık uzamaya devam etmez. Özellikle kollarınızın, bacaklarınızı düşünürseniz, yani onlar gelişim döneminizi tamamladığınız zaman, ki bu herkese göre farklı olabilir, spor yapan, çocukluğunda spor yapan insanlarda daha fazla uzun sürüyor olabilir. Genetik olarak bazı insanlar daha ileriki yaşlara kadar kemik boyunun uzamasına devam edebilirler. Bunu özellikle NBA'deki basketbolcularda çok fazla görüyoruz. Ya da bazı insanlar genetik olarak daha küçük yaşta çok hızlı uzayıp sonra o boyda kalabilirler. Bu çok normal ama gelişim döneminizi tamamladıktan sonra kemiklerinizin uzaması imkansız. Ama bu videoda anlatacağım birkaç tane ufak tiyo ile ve birkaç tane kendi kendinize evde bile yapabileceğiniz yöntemle boyunuzu uzatabilirsiniz. Kemiklerimiz uzamayacak ama boyumuz uzayacak. Nasıl olacak? İzleyelim. Biliyorsunuz vücudumuzun tam ortasında, gövdemizin tam ortasında omurgamız var. Bu lumbar bölge, yani bel bölgemizin omurları. Bu da biraz daha büyütülmüş bel bölgesi omurlarını anlatan, iki tane omuru anlatan ve arasındaki diski anlatan bir maket. Sakrum, arkadaki kısmı saymazsak, vücudumuzda hareketli artiküle olabilen tam 24 tane omur var. Yani boynumuzda 7, torasik gövde kısmımızda 12, aşağıda da lumbar yani bel bölgemizde 5 tane daha omur var. Bu omurların hepsinin ortasında da gördüğünüz gibi, burada biraz daha saydam gibi gözüken disklerimiz var. Bu makete biraz daha göz atarsak bu iki tane omuru anlatıyor ve aradaki diski anlatıyor. Omurlarımızın arasındaki disk yaşlandıkça ya da yanlış spor, çok ağır halter taşıdığımız hareketler yaptıkça ya da kendimizi yavaş yavaş aşağıya doğru bastırdıkça, bu disklerimiz kapandığı için, omurlarımız birbirine yaklaştığı için aslında boyumuz kısalır. Bu omurlardan vücudumuzda 24 tane olduğunu düşünürsek ve bunların hepsinin arasında disklerimiz olduğunu düşünürsek, bizim 24 tane omurumuzu açıp kendimizi uzatma şansımız ve boyumuzu uzatma şansımız var. Aynı zamanda bu YouTube kanalında çok fazla izlediğiniz dik duruş videolarımız var. Yani belimizde bir hiperlordoz olabilir. Yani bel boşluğunuzun aşırı fazla olması, belinizin böyle aşırı derecede içeri girintili olması, bu aslında boyunuzu kısaltan bir şey. Onun dışında yine dik duruş videolarımızda konuştuğumuz kifotik bir duruşunuz olabilir. Yani sırtınızda kamburunuz olabilir. Şu anda kamerada bile kendime baktığım zaman boyumun ekranın üst kısmına göre nasıl kısaldığını görüyorum. Ama hem belimi düzeltip hem de sırtımı düzelttiğim zaman, hem de sanki bu disklerin arasını açıp yukarı doğru uzamaya çalıştığım zaman, ki biz buna aksiyel uzama diyoruz, şu anda kameramın ekranına baktığım zaman kendimi ekranın en üst tarafına kadar deviyor halde buluyorum. Ve hiçbir şey yapmadım ama boyum uzadı. Videonun burasına geldiyseniz belki şunu diyorsunuz: hocam evet, bunların hepsini biliyoruz zaten. Birisi kafanın tepesinden seni yukarı tavana doğru çekiyormuş gibi hisset. Annelerimiz hep zaten söylerdi: dik dur, yukarı doğru uza, zaten boyun uzuyor. Okey, doğru. Bunun için neler yapabiliriz? Bir,
Videomda izlediğiniz dik duruş hareketlerini tekrar yapabiliriz. Şu anda bunlara tek tek girmeyeceğim ama aşağıdaki link kısmında dik duruş videolarını bulacaksınız ki bunlardan bir tanesi neredeyse 500 bin tekrar izlendi. Yani 500 bin izlenmeye ulaştı. Demek ki insanların böyle bir dik duruş hareketine ihtiyacı varmış. Aşağıda bunu bulacaksınız. Sadece 3 dakika yeter isimli dik duruş videolarını paylaşıyorum. Bunları izlediğiniz zaman, dik durduğunuz zaman boyunuz uzayacak. 2. Pilates, yüzme, barfiksle asılmak boyu uzatıyor mu? Uzatıyor. Nasıl? Bu omurlarımızın arasındaki diskleri basıp sıkıştırıp kendi boyumuzu kısalttığımızı düşünürsek bunun tam tersini yapmak, yani barfiksle omurlarımızın arasını açmak, disklerimizin arasını açmak ya da ileri doğru yüzmek ve sanki yüzerken birisi kafamızın tepesinden bizi karşıya doğru çektiğini hissetmek, serbest yüzüyor olabilirsiniz ya da kurbağa yüzüyor olabilirsiniz ya da ters yüzüyor olabilirsiniz, fark etmez. Bu hem dik duruş hem de boy uzaması için size çok daha faydalı olacak. Ama havuza gidemiyorsunuz, öyle bir imkanınız yok. O zaman aşağıdaki videolardaki dik duruşları izleyebilirsiniz. Bunu yaparken sanki hep birisi kafanızdan sizi tavana doğru çekiyor gibi hissedebilirsiniz. Ya da evinize barfix demiri alabilirsiniz ki bu barfix demirini tavsiye ederim. Aşağıda da linkini paylaşıyorum. Hiçbir yeri delmenize gerek yok ya da hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Bunu çok basit bir şekilde kapıya takıyorsunuz ve kapının arka tarafında geçiyor. Buradan ön taraftan tutuyorsunuz. Bu bayağı eski, gördüğünüz gibi ben buralara bantlar sarmışım artık parçaladığım için. Bu tarz bir barfix demiri alıp sadece buna asılıp kendinizi uzatabilirsiniz. Bu da yine dik duruşunuza, disklerinizin açılıp ve sizin omurganızın uzamasına çok yardımcı olacak. Evet, çok basit bir anlatım. Evet, sanki hiçbir şey anlamı yokmuş gibi ama her pilates dersinde hocalara verdiğimiz hocalık eğitimlerinde hep bunları anlatıyoruz. Her omurunuzun arasında diskler var. Nasıl ki kendinizi aşağıya doğru bırakıp depresyona girdiğinizde bu diskler kapanıyor. Omurlarınız birbirine yaklaşıyor. Bunu hayal edin ve bu ne kadar sizi kısaltan bir şey. 24 tane omurunuzun birbirinden uzaklaştığını hissederseniz, yani 24, bunu şöyle yapalım, yani 1 milim olsa hepsinin arasında 1 milim birbirinden uzaklaştırma şansınız olsa, hadi bunu da ikiye bölelim, çok iyimser olduğum yarısını böyle birer milim uzattığımızı hayal edelim. Bir anda aslında sadece birisinin kafasından sizi yukarı doğru çekmesi, hissettiğiniz disklerinizin açılması ve omurlarınızın birbirinden uzaklaşması bir anda sizi uzatacak. O aradığınız, istediğiniz, benim için bir santim uzamak bile çok önemli dediğiniz aktivite aslında bu şekilde birisi sizi tavana doğru çekiyormuş gibi hissettiğinizde gerçekleşecek. O yüzden eğer bir yerde bir reklam okuduğunuzda pilatese başlayın, çünkü biz sizin boyunuzu uzatırız dediklerinde aslında doğru söylüyorlar. Çünkü dik duruşunuzu daha iyi bir hale getirdiklerinde boyunuz gerçekten uzayacak. Ama kemiklerinizin uzamasını ve kemiklerinizin uzayarak bir boy uzaması gerçekleşmesini eğer gelişim dönemini tamamladıysanız aslında beklememeniz lazım. Ama bu videoyu buraya kadar izlediyseniz ve boy uzamasıyla alakalı gerçekten çok böyle umutsuzca hareketler, gizli bir sır, değişik bir ilaç, böyle bir şey arıyorsanız ve hala bu videoyu izliyorsanız size bir yan ipucu vermek istiyorum ve bu çok önemli. Hazır mısınız? Değerli şeyler küçük paketlerde gelir. Benim nişanlım da belki şu anda bu videoyu izliyordur ve boyu çok uzun değil, göreceksiniz ya da Instagram'daki fotoğraflarımızda görmüşsünüzdür. Boyu yani Türkiye standartlarına göre normal ya da kısa sayılabilir ama benim gözümde dünyadaki en güzel kız. Ben kendi nişanlımın da boyu hakkında konuşurken eğer birisi sorarsa, yani aşağı yukarı şu boylarda ama bunun en az 2 katı kadar da yerin altı var. O yüzden benden aslında çok daha uzun olduğunu anlatıyorum. Eğer siz de kendinizde bu özgüveni yakalayabilirseniz, yani boyunuzun ne olduğu önemli değil ya da etrafınızdaki insanların boyunun ne olduğu önemli değil. İş hayatınızda, özel hayatınızda ya da benim gibi milli sporculukta, eğer spor hayatınızda diğer insanlardan kısaysanız hiç önemli değil. Sporla alakalı çok çalışarak bunun bir engel olmadığını, yani kısa boyun engel olmadığını gösterebilirsiniz. Sosyal hayatınızda ya da iş hayatınızda iyi karakterinizle, doğru karakterinizle, esprilerinizle, şakalarınızla verdiğiniz iyi enerjiyle insanlara boyunuzun değil beyninizin çok önemli olduğunu gösterebilirsiniz. Yine de dik durmanız lazım. Çünkü kendine güvenen bir insan dik durur. Asla böyle aşağıya doğru depresyonda basılmış bir şekilde böyle durmaz. Bu da yine uzun boylu insanların dezavantajlarından bir tanesi. Özellikle hızlı uzayan genç insanlarda etrafındaki herkes eğer kısa boyluysa onlar da biraz bunalıma girip kendilerini daha fazla kısaltmaya çalışıyorlar. Bu da daha kendine özgüveni olmayan bir insan duruşuna geliyor. Halbuki sizin boyunuz biraz kısa bile olsa, daha dik durursanız,
kendinize daha özgüveninizin yerinde olduğunu gösterecek gibi dursanız, aksiyel uzamayı yapsanız ve bu disklerinizin arasını açıp kendinizi iyice tavana, gökyüzüne doğru uzatsanız, bu dik duruş, kendine güvenen duruş ve birazcık omurların uzadığı duruş size hem aşağı yukarı 1 santim, yarım santim avantaj kazandıracak, hem de yerin altında bahsettiğim gibi iki katınız daha olduğunu göstereceksiniz ve insanlara uzun boyun önemi olmadığını göstereceksiniz. Boyla alakalı hemen bir hatırlatma daha. Cem Yılmaz, Okan Bayülgen, bugünün insanlarından, eski dönemin insanlarından Napolyon, Atatürk. Bu insanların hiçbirinin boyu uzun değil ama karizmaları boylarından kat 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 daha büyük. O bariz espri yapmak istemiyorum. Önemli olan boyu değil diye. O espri yapmayacağım. Ama gerçekten önemli olan sizin karakteriniz ve karizmanız. Hepinizi çok seviyorum. Özellikle boyu hiç de uzun olmayan, özellikle Türk standartlarına bile kısa olan, bir tek kız kardeşim boyu uzun. O yani Türk standartlarına göre bile uzun ama sen de bizim için değerlisin, merak etme. Onun dışında geri kalan bütün ailemdeki kısa kadınların ne kadar değerli olduğunu biliyorum. Siz de benim için çok önemlisiniz ve eminim etrafınızdaki insanlar için de çok önemlisiniz. Hepinizi gerçekten çok seviyorum. Gerçekten kocaman öpüyorum. Bir sonraki videoda yine çok merak ettiğiniz bir konu. Ne yapsak da şu göğüs bölgesini toplasak, hem erkekler için hem kadınlar için şu göğüs bölgesini, meme demek istemiyorum, göğüsleri toparlayacak hareketleri evde ya da spor salonunda nasıl yapabiliriz? Bir sonraki videoda bununla görüşeceğiz. Kendinize dikkat edin.